Selam, videoyu beğen, yorumlarda konu tavsiyeleri paylaş ve mağazamızdan ürün satın alarak kanalımıza destek ol. Hazırsan başlayalım. Zaman kavramı ve boyutlar. Evrenin temelini oluşturan fiziksel yasalar ve kuramlar, zamanın varlığına ve işleyişine dair önemli ipuçları sunmaktadır. Genel görelilik kuramı, zamanın mutlak bir gerçeklik olmadığını, aksine uzay-zaman dokusunun bir parçası olduğunu öne sürmektedir. Bu kuram, zamanın boyutlara göre değişebileceğini ve hatta boyutlar arasında akışının farklılık gösterebileceğini savunur. Kuantum mekaniği ise zamanın sürekli bir akış olmadığını, aksine kesikli bir yapıya sahip olabileceğini ileri sürmektedir. Bu teori, zamanın en küçük birimlerinin olabileceğini ve bu birimlerin birleşerek zamanın akışını oluşturduğunu öne sürer. Kuantum düzeyinde zamanın doğrusal bir akıştan ziyade daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceği düşünülmektedir. Bazı teoriler, zamanın sadece 3 boyutlu uzayda var olabileceğini savunurken, diğer teoriler zamanın daha yüksek boyutlarda da var olabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, M teorisi veya süper sicim teorileri, zamanın 10 veya 11 boyutta var olabileceğini savunmaktadır. Bu teoriler, zamanın sadece bizim algılayabildiğimiz üç boyutlu uzayda değil, diğer boyutlarda da var olabileceğini ve hatta bu boyutlardaki zamanın akışının farklı olabileceğini ileri sürmektedir. Sonuç olarak, zamanın varlığı ve işleyişi bilim insanları tarafından halen tartışılmakta ve araştırılmaktadır. Her ne kadar günlük yaşamımızda zamanı doğrusal bir akış olarak algılasak da, kuramlar zamanın daha karmaşık bir yapıya sahip olabileceğini ve boyutlara göre değişebileceğini göstermektedir. Gelecekteki araştırmalar ve keşifler zamanın doğasına dair daha fazla ışık tutacaktır.